Herkese merhaba. Bugün sizlere Fatih projesinin olumlu ve olumsuz yönleriyle çalışmalarda ele alınışının karşılaştırılmasından bahsedeceğim. Öncelikle Fatih projesi ortaya çıkana kadarki süreçten bahsedelim. Günümüzde her alanda değişiklikler yaşanmaktadır. Sağlık alanında, ekonomik alanda, kültürel alanda, teknolojik alanda ve daha birçok alanda bu değişikliklerden bahsedebiliriz. Özellikle teknolojik alandaki değişiklikler eğitim alanındaki bir değişikliği de gerekli kılmaktadır. Eğitimin değişmesi ve gelişmesi için de teknolojiden yararlanmak gerekmektedir. Çünkü teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitimde yeni materyaller, yeni programlar hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu durum eğitim teknolojisi kavramını ortaya çıkarmaktadır. Çünkü teknoloji bilgiye ulaşma, bilgiyi verimli ve etkili kullanma ve bilgiyi yayma konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. Eğitim teknolojisi araç gereçleri uygun yöntem ve tekniklerle eğitim yararına kullanmayı gerektiren bir sistemdir. Eğitim teknolojisi sayesinde öğrenilenler eğlenceli hale gelmekte, bilgiler somutlaştırılmakta, daha kolay öğrenilebilmekte ve kalıcılığı sağlamakta. Teknoloji kullanımı adına eskiden tepegöz, televizyon, radyo gibi materyaller kullanılırken günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi materyaller kullanılabilmektedir. Eğitimde teknoloji deyince akla ilk olarak bilgisayar gelmektedir. Çünkü bilgisayar bilgiye ulaşma, bilgiyi verimli ve etkili kullanma ve yayma konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. Ayrıca eğitimi öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlemede ve modern bir eğitim sağlamada öncü durumdadır. Türkiye'de de her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bilgisayar kullanımına yönelim vardır. Bu yüzden Türkiye'de yani ülkemizde 2010 yılında bilgisayar kullanımını üst seviyeye taşıyan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareket adıyla Fatih Projesi çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda tüm okullara akıllı tahta, tablet bilgisayar, düzüstü bilgisayar, internet ağı sağlanmaya çalışılmıştır. Fatih Projesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Projesi ile ilgili biraz daha bilgi verecek olursak şunları söyleyebiliriz. Mehmet Emin Mutlu şunları söylemiştir. Proje bileşeni kapsamında okullarda görev yapan yaklaşık 680 bin öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve bilgisayar teknolojisine uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Bu eğitimlerin amacı öğretmenlerin mesleki açıdan gelişmelerini sağlamak ve öğrencilere zengin bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Öğretmenlere öncelikle temel bilgisayar kullanım kursu verilerek teknolojiye olan yetersizliklerin giderilmesi planlanmıştır. Daha sonra bilgisayar teknolojisinin derslerde etkin ve verimli kullanılması için formasyona yönelik bir eğitimin verilmesine uygun görülmüştür. Dolayısıyla temel bilgisayar kullanım konusunda eğitim almamış olanlarla bu konuda kendilerini yeterli görmeyenlere eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlere eğitim vermeye başlamıştır. Fatih projesi kapsamında okullara tahta düzeneği olarak tebeşirli tahta, beyaz tahta ve LCD panel olarak üretilmiş etkileşimli tahta kurulmuştur. Bu etkileşimli tahta içerisinde dokunmaya duyarlı bir ekran ve bütünleştirilmiş bir bilgisayar barındırmaktadır. Etkileşimli tahta parmakla, kalemle veya fare yardımıyla kullanılmaktadır. Etkileşimli tahta teknolojisinin ilerlemesi ve maliyetinin düşmesiyle insanlar mobil cihaz edinmeye karşı olumlu tutum geliştirmişlerdir. Bu da teknolojik ürünün eğitim ortamlarına taşınmasına etki etmiştir. Etkileşimli tahtalar zamanın tasarruflu ve verimli kullanılmasında etkili olmaktadırlar. Dündar ve Akçayır ise tablet bilgisayarlar yalnızca ekrandan oluşan masaüstü ile dizüstü bilgisayarlardan daha küçük ve daha hafif, neredeyse bir ders kitabı büyüklüğünde dokunmatik ekran özelliğine sahip, bazı çeşitlerinde özel kalemi olan mobil teknolojilerdir. Dokunmatik özelliği olan cep telefonu kullanımının yaygınlaşması beraberinde tablet bilgisayarları olan ilgiyi de artırmıştır. İlk etapta oyun ve film izleme amaçlarıyla yaygın olarak temin edilen bu cihazlar, kısa zaman içerisinde hafıza ve depolama özellikleri, kullanım kolaylığı, büyük ekrana sahip olması, farklı dijital uygulamaları çalıştırabiliyor olması gibi nedenlerle tüm alanlarda kullanılır hale gelmiştir. Bu dijital uygulamaların oyun ve eğitim hedefleri altında birleştirilmeleriyle de tablet bilgisayarlar eğitim amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan tablet bilgisayarların eğitim ve öğrenme sürecinde çok büyük değişiklikler yapabilme potansiyeli de tüm dünya çapında eğitim amaçlı tablet bilgisayar kullanımını yaygın hale getirmiştir.
Sınıflarda internet ağının yer alması, etkileşimli tahta ve tabletlerden yararlanmayı üst düzeye taşımaktadır. Öğrenciler tabletlerden ders konusu hakkında araştırma yapabilme olanağı bulmaktadırlar. Öte yandan öğretmenler etkileşimli tahtayla eğitici-öğretici etkinliklere ulaşma ve bunları öğrenciler yararına kullanma imkanına sahiptirler. Fatih projesinde yerli bir bilgisayar işletim sisteminin kullanılması, projede ortaya çıkacak olan maliyeti düşürmesi açısından önemlidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemi akıllı tahtalara yüklenmiş ve olumlu sonuç alınmıştır. Tüm uygulama ve içerikler Pardus üzerinde problemsiz çalışmaktadır. Öte yandan etkileşimli tahtalarda kullanılan Hitachi Starboard eğitim yazılımı, öğretmenlerin ders hazırlıklarını kendi bilgisayarlarında yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. Pardus işletim sistemi üzerinde de çalışan bu yazılımla öğretmenler kendi e-içeriklerini oluşturabilmekte, öğrencilerin derslerde daha aktif olmalarını sağlayabilmektedir. Emre çalışmasında şunları söylemiş. Türkiye nüfusun çoğunluğunun 30 yaşın altında olması ve 15 yaşın altındaki bireylerin toplumun %28'ini oluşturması ülkemiz için büyük bir insan gücü potansiyelinin işaretidir. Genç neslin öne çıktığı nüfus dağılımının sonucu olarak 2020'de nüfus grupları içerisinde 25-39 yaş grubunun baskın olacak olması bütün öğrenim çağındaki öğrencilerimizin yarının dünyasında söz sahibi olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla genç nüfusa yatırım yapmak ve bilgi toplumunun birer ferdi olmalarını sağlamak gelecek için önemli bir kazanım olacaktır. Bu kazanımların sağlanması için de eğitimde Fatih projesi büyük bir atılımın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Şimdi çalışmamda ele aldığım konuya gelecek olursak, yani Fatih projesinin olumlu ve olumsuz yönleriyle çalışmalarda ele alınışının karşılaştırılmasına gelecek olursak ilk çalışmayla başlayabilirim. Hüseyin Melih Altın'ın Öğrenci, Öğretmen, Yönetici ve Veli Bakış Açısıyla Fatih Projesi'nin İncelenmesi adlı yüksek lisans tezine geldiğimizde, bu tezde öğrenciler Fatih Projesi hakkında genelde olumsuz görüşlere sahiptirler. Öğrenciler bu projeyle derse daha istekli gelmediklerini, derse katılımlarının artmadığını, projenin başarısız olmalarına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Bir kısmı projenin faydalı ve işe yarar olduğunu söylerken diğer kısmı projenin eğitime bir şey katmadığını söylemiştir. Ayrıca öğretmenler bu projede öğretmenin göz ardı edildiğini, etkileşimli tahtanın faydalı fakat tablet bilgisayarın öğrenciye zarar veren ve gereksiz bir cihaz olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada öğretmenlerin bir kısmının bu projeyi verim alınabilecek bir proje olarak nitelendirmelerinin sebeplerinden biri olarak etkileşimli tahtanın derslerde verimli bir şekilde kullanılmasının olabileceği ifade edilmiştir. Yine çalışmada öğretmenlerin bir kısmının Fatih projesini eğitime katkısı olmayan bir proje olarak görmelerinin sebepleri olarak projenin öğrencilerin akademik başarılarını düşürmesi, derslere uygun olmaması, başkalarına çıkar sağlayan ve para israfı yapılan bir proje olmasının olabileceği belirtilmiştir. Öte yandan yöneticiler projenin katkı sağladığını, özellikle etkileşimli tahtadan memnun olduklarını, sınıflara getirilen teknolojilerin görsellik anlamında fayda sağladığını, bu proje sayesinde her türlü bilgiye rahat ulaşılabildiğini, fakat kısıtlamalar yüzünden her internet sitesinde bağlantı sağlanamadığını, tüm sınıflara gerekli donanımların sağlandığını, bu donanımların çalışmasını sağlayacak altyapı çalışmalarının yapıldığını ancak tüm cihazların aynı anda çalışmasına sıkıntılar yaşattığını ifade etmişlerdir. Son olarak çalışmada velilerin görüşlerine bakıldığında etkileşimli tahtanın dersler için faydalı olduğu, projenin öğrenci üzerinde başarısızlığa yol açtığı, tablet bilgisayarın öğrenciyi dersten uzaklaştırdığı, öğrencinin tablet bilgisayarı oyun amaçlı kullandığı, tablet bilgisayarı inceleme fırsatı bulamadıkları ve proje okullara getirilmeden önce velilere bu proje ile ilgili hiçbir bilgilendirilmede bulunulmadığı görülmüştür. Diğer bir çalışmadaysa, çalışma Özcan Özgür Dursun, Abdullah Kuzu, Mehmet Gültekin, Adile Aşkım Kurt, Fuat Güllü Pınar'ın okul yöneticilerinin Fatih Projesi'nin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri adlı makalesidir. Bu makalede okul idarecilerinin proje hakkında genel olarak olumlu görüşlerinin bulunduğu görülmüştür. Bazı idareciler projenin teknoloji kullanımını daha etkin ve verimli hale getirdiğini, öğrenci kayıtlarını artırdığını ifade etmişlerdir. Bazı idareciler sayısal kaynaklar daha az olduğu için sayısal derslerde daha az kullanıldığını, bu yüzden sayısal kaynakların çoğaltılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
İdareciler öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinde bir artış gözlemlediklerini ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla e-kitap okuma alışkanlıklarının oturmaya başladığı görüşlerini dile getirmişlerdir. Diğer yandan idareciler öğrencilerin tablet bilgisayarlar aracılığıyla okuma alışkanlıklarının zarar göreceğini de dile getirmişlerdir. Bu bakımdan idarecilerin tablet bilgisayarlar üzerinden okuma etkinliğini hem olumlu hem de olumsuz bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca İdareciler, öğretmenlerin bir kısmının teknoloji kullanımına karşı direndiğini, bir kısmının da teknolojiyi etkin biçimde kullandığını ifade etmişlerdir. Diğer çalışma, Kubilay Kılıçlı'nın Fatih Projesi Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri adlı yüksek lisans tezidir. Bu çalışmada öğretmenler ve öğrenciler açısından projenin hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olduğu ifade edilmiştir. Öğrenciler derslerde tablet bilgisayar kullanıldığında derse ilginin, öğrenme hızının, kelime hazinesinin, derste aktifliğin ve ders işlemede kolaylığın artacağını söylemişlerdir. Öte yandansa yazma miktarının, dikkat süresinin, öğretmen-öğrenci etkileşiminin, derse ilginin azalacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerse derslerde tablet bilgisayar kullanımının ders işlemede kolaylığı ve rahatlığı artıracağını, yazma miktarını, dikkat süresini, derse ilgiyi, okuma miktarını, derste aktifliği ise azaltacağını belirtmişlerdir. Öğretmenler derslerde etkileşimli tahta kullanımının ders işlemede kolaylığı, derse ilgiyi, derse anlamayı, merakı, öğrenme hızını, öğretmen-öğrenci etkileşimini ve öğrenci-öğrenci etkileşimini artıracağını, endişe, kaygı ve yazma miktarını azaltacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerse derslerde etkileşimli tahta kullanımının ders işlemede kolaylığı, derse ilgiyi, merakı, dikkat sürelerini, öğrenme hızını, dersi sevmeyi, çalışma isteğini artıracağını, güveni, öğretmen-öğrenci etkileşimini ve öğrenci-öğrenci etkileşimini değiştirmeyeceğini, yazma miktarını azaltacağını belirtmişlerdir. Bu çalışmaların aksine Fatma Nur Krali'nin Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayar uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri adlı yüksek lisans tezinde öğrencilerin tablet bilgisayar ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Maliyetin yüksek olması ve teknik problemler yaşatabilmesine karşılık tablet bilgisayarın kendine has özellikleriyle öğrencilerin motivasyonunu artırmada ve öğrenmeleri için verimli ortamı sağlamada başarılı olduğu ifade edilmiştir. İncelediğim çalışmalar bunlardı. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Çalışmalarda genel olarak öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin Fatih Projesi ile ilgili görüşleri olumsuzdur. Tabii ki olumlu görüşlere sahip olanlar da vardır. Yani etkileşimli tahta, tablet, bilgisayarlar ile ilgili olumlu görüşlere sahip olanlar da vardır. Ama genel olarak etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlarda internet kısıtlamalarının olması, cihazlarının içeriklerinin yetersiz olması, cihazların kalitesizliği gibi nedenlerle olumsuz görüşler çoğunlukta kalmıştır. Bu açıdan bakıldığında projenin amaçlarına ulaşamadığını söyleyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.